Palu Gökdere Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından iftar yemeği programı düzenlendi. Palu Gökdere Dayanışma ve Kültür Derneği iftar programı düzenledi. Düzenlenen iftar programına Gökdere Köyü sakinleri ve dernek üyeleri katıldı. Programda konuşan Palu Gökdere Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Abdullah Ataş, ilk kez gerçekleştirilen iftar programına yoğun ilginin olmasından ötürü memnuniyetini dile getirerek katılan tüm Gökderelilere teşekkür etti. Yemek dağıtımında, hazırlanmasında, sizlere servis edilmesinde, kimin ne kadar emeği geçtiyse hepsine sonsuz teşekkür ederek, çünkü bu kusursuz organizasyonu, kusursuz yemeğin baş mimarı onlardır. Programın geleneksel bir hale geleceğini söyleyen Başkan Abdullah Ataş, göreve geldikleri 4 aylık sürede yapmış oldukları icraatlere değindi. Taziye evimiz 2 aydır neden hizmet veremiyor? En son ben rahmetli dedem Şemsettin Yılmaz'ın taziyesinden sonra burada herhangi bir taziye olmadı. Neden olmadı? Bir çift bina yıkıldıktan sonra taziye yerimizin kanalizasyon sıkıntısı başladı. Allah'ın izniyle taziye yerimizin şu an bir eksikliği yoktur. Kanalizasyon sorunu giderilmiştir. Şu saatten sonra Allah gecinden versin olacak, yani sonuçta ölecek, bizler ölecek, bizler öleceğiz. Herhangi bir taziye durumunda taziye yerimiz aktiftir. Akçakiraz'da bir mezarlık yeri alındı. Mezarlık yerinin kırma, taşıma, düzeltme bu işleri bayağı bir uzun sürecek bir iş. Vakıf olanlar bilir, Ramazan amca buradaydı, bir ara gördüm ama Mehmet Emin amca da burada görüyorum. Onlar konuya bak, Ahmet abi de buradadır, konuya vakıftır. Mezarlık yeri içinde biz milletvekilleri nezdinde ve kurumlar nezdinde, ki Akçakiraz Belediyesi, İl Özel İdaresi hepsine biz baskımızı kurduk. Orada çalışmalar başlatıldı.